Dersen seni atlılarıma atlı başı yapacağım, seni zengin edeceğim deyip adamı toyladı. Kahraman baktı ki birdenbire zengin olacağım. Hemen gelip arkadaşlar falan filan, biz yarın Soğanlı Hünkar dağlarına at yarışmaya, cırıt atmaya, ok atmaya gideceğiz. Herkes kendi marifetini gösterecek. Bedir Bey'i de üzerimizde hakem olarak götüreceğiz deyip Bedri'nin yanına gelerek Bedri'ye de aynı şeyi izah edince, Bedir Bey de zaten kendisini dağa, daşa, bağa, bahçeye gönlünü atıyordu ki belki sevgilim için bir çare bulurum. Yaprağa bakardı sevgilisinin yüzü, otlara bakardı sevgilisinin zülüfleri, sulara bakardı sevgilisi sanki sularından akıyordu. Halbuysa Bedri Bey'in gönlündeydi. Aşıkın her şey gönlündedir. Gün oldu. İşte kahraman atlılarını alarak Soğanlı Hünkar dağlarına gitmekte olsunlar. Atlarından indiler. Herkes arkadaşıyla kol boyun olup gezmekte olsun. Ne Bedri'nin halinden soran, ne de derdinden anlayan var. Evet, aziz muhteremler, bu hikayemizin geri tarafı öbür yandadır. Bakalım ki Bedri Bey burada ne diyor? Ölür bülbül güle 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 kavuşur. Yardan ayrı düşen iki düdün ölür. Kim ne bilir hangi yıla kavuşur. Neyliyim. Kim ne bilir hangi yıla kavuşur. Neyliyim. Yarın hasreti kar etti cana, koydu vücutumu açtı nişana, kemer belde inci düzmüş gerdana, bel kemere kemer bele kavuşur, vefasız var iyi. Arayıp bulmasam ben nazlı yari. Sinan yolcu bir gün tutar yolları. Yar yarına böyle böyle kavuşur. Ne diyeyim. Yar yarına böyle böyle kavuşur. Ne diyeyim. Evet, Bedri Bey'in arkadaşı kahraman aşıktan ne anlayabilirdi? O anda, ey Bedri Bey, eğer bir şey biliyorsan söyle, yoksa sesini kes demişti. Ama Bedri Bey, eyvah, halimden bilenim yoktur diyerek ağlayarak bakalım şöyle söyledi. Kısam düşem gidem yollara iyi. Bülbül isem hasretim var güllere iyi.
Ben sırımı nasıl diyeyim ellere, birim dedi deme ya da kahrma yiyeyim, kahrma yiyeyim, kahrma yiyeyim, kahrma yiyeyim. Birim dedi deme ya da kahrma yiyeyim, kahrma yiyeyim, kahrma yiyeyim, kahrma oğul hekimi sen al ilacın sar beni, cellatı san çek kılıcın vur beni. Ne yar beni gördüm ne ben yar beni, ne ben yar gördüm ne de yar beni. İkimiz de kaldık şu da kahrmayı, 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 kahrmayı. Sinanım kalbimde olmazsız iyi, anıma yazılmış bu kara yazı. Sevdiğim semanın ayı yıldızı, geldi kulağıma seda kahrma diye, kahrma diye, kahrma diye, kahrma diye. Geldi kulağıma seda kahrma diye, kahrma diye, kahrma diye. Ama kahraman anlamamıştı. Lakin bardaşlığı Karakhan anlamıştı ki Bedri Bey aşık olmuş. Atlarına binip efendim gelmekte olsunlar. Gelir gelmez güya kahraman işten anlamış, Bedri'nin derdinden öğrenmişti sanni ile hemen beyin odasına koştu. Beyim ben senin oğlunun derdini öğrendim. Ne var evladım, neymiş? Ne olacak, senin çocuğun cinnet getirmiş dedi. Deyince bir baba evladının böyle bir acı gününü duyarsa ne yapardı? Başladı babası ağlamaya. Ama o anda Karakhan içeri girdi. Hayır beyim, senin oğlun bade içmiş, aşık olmuş. Yani sevmiş. Ama bu söz ikisinin sözü de acıydı. Hemen kahraman odadan çıkmakta olsun. Ailesi benli perişan geldi. Sordu, bey çocuklar ne söyledi? Vallahi garip, bilemiyorum. Hangisinin sözüne kanaat edeyim? Birisi cinnet getirmiş, birisi aşık olmuş. Evet, hangisi aşık olmuş dedi Karakhan. Karakhan'ın sözü doğrudur. Neden? Karakhan tahsillidir. Öteki ise cahildir. Cahil adamın sözünün ne kıymeti vardır? Bunu nasıl öğrenelim? Bedri'yi kendimiz sesleyelim de buna kendimiz soralım. Efendim gönderdiler, Bedri'yi seslediler. Bedri gelir gelmez babasının, anasının ellerinden öptü. Yavrum, Allah'ını seversen sen kendi halini, derdini bize anlat deyince, bakalım ki Bedri Bey burada ne demiş, anasına babasına halini nasıl anlatmış. Ah ne diyeyim ehvay, lımdan halımdan gideler ya eşley. Giryandır baba aşka düşen aslay. Korkmaz ölümden bu canım yer ki. Diley, 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 diley. Kurbandır babayı ya el, ya el, ya el, ya el, ya el. Dertliyim, dertliyim. Demem şanlara ser veririm.
gitmem yanlara, bir yarciye kavuram onlara. Kalbim pane pane dileye 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 bir yar babayı. Bir yandır babayı. Hürri kızında ismi yerde değil. Gökyüzünde üç benç kufağında, İki yüzünde bunlar da cennette. Nişandır baba, nişandır bayba, nişandır bayba, nişandır bayba. Şandır bayi bayi. Baba ben sarraf değilim, kıymet biçemem gizli sırlarımı. Asla açamam benden geçmeyenden, benden geçemem ehli ihrar bendim. Amandır baba, amandır bayba, le 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 le. Gözler humayırlanmış, sanki üzümdür incidir dişleri. Düzüm düzümdür Mevla yazmışsa, elbet bizimdir eğer elçiyi geçsen. Gümandır baba, gümandır baba, gümandır baba, gümandır baba. Eğer elçiyi geçsen, gümandır baba, ne ye ne le ye ne le ye ne le ye. Gözler humarlanmış sanki üzümdür, incidir dişleri düzüm düzümdür. Mevla yazmışsa elbet bizimdir, eğer elçi geçsen gümandır baba. Deyip arka sözünü bağlamadan ağlaya ağlaya çekilip odadan gitti. Babası anasına sordu ki, benli perişan, çocuğun derdini öğrendim. Beyim öğrenmeyecek ne var, çocuk aşık. Evet, ben de aşık olduğunu anladım ama acaba kime aşık olmuş? Dedi beyim, ben çocuğun şöyle bir sözünden şüphelendim. Nasıl? Bu dedi ki, ismi yerde değil gökün yüzünde, üç benk bukağın da iki yüzünde, bunlar da cennetten nişandır baba dedi ya, ben bundan şüpheledim. Karı bunda ne var? Hayır ya, ben duymuşum Hünkar Bey'in bir kızı varmış, onun adına da Mahperi derlermiş. İşte Mah demek ay demektir. İsmi yerde değil gökün yüzünde, üç beh bu kavında iki yüzünde, bunlar da cennetten nişandır baba. Dediler ki Mahberi'nin cennet nişanesi varmış. He? Deyince Kontaz Bey dedi ki, karı, bu söz çok yerinde, isabetli düşünce keramete cirtigattır. Öyle ya, he? Peki ne yapalım? İstemeye gidelim. Canım karı, istemeye gidelim. Lakin bir de desin ki bize, ben filanın aşıkıyım, en sağlam olsun. Birdenbire kalkıp nereden gidelim? Hemen Karahan'ı seslediler. Evladım, sen benim yanımda köleydin, ben seni azat edeceğim. Ama eğer Bedri'nin derdini tam manasıyla öğrenir de gelir bana anlatırsan. Hay hay deyip efendim Karahan köle çıktı. Kölelikten kurtarmak kolay bir şey mi? Hemen geldi o gecesi, uyumadı. Karahan
şunu yazdı, bunu bozdu, bunu yazdı, şunu bozdu derken üç kıta bir şiir Türkçe hazırladı. Efendim, şafak atar atmaz Bedri Bey'in odasından içeri girdi ki Bedri Bey de yatağın içerisinde yorganı şöyle göğsüne almış düşünüyor. Der ki, elmasla koku olmaz, aşıkla uyku olmaz. Öyle ya, he? Her aşıkın bir ahı var. İşte demiştik ya. O anda Karakhan şöyle Bedri Bey'in odasının yüzünde bir gezip dolandıktan sonra bakalım ki Bedri Bey'e Karakhan ne diyecek? Bedri Bey buna ne cevap verecek? Aldı Karakhan. Ah hele senin ev halini sormaya geldim. Beni anlat bir efkar-ı sinayim bey. Oğlunda canımı vermeye geldim. Ben de olayım bara bara Sinan Bey, Sinan Bey. Ben de olayım beraber Sinan Bey, Sinan Bey, Sinan Bey. Sinan baktı ki Karakhan benden bir şeyler soruyor. Aldı Sinan. Ah hele bu derdin derindir, olmaz netice. Sana ne anladım halim küle. Ne günüm gün benim ne gecem gece. Gözüme aldırdım ölümü köleliği. Gözüme aldırdım ölümü köleliği. Oğley. Ne günüm gün benim ne gecem gece. Gözüme almışım ölümü köle. Aldı köle. Ah hele herkes sever ikrarını tutayım. Gel ağlatma anayına natayım. Kimin kızı nerededir vatayım. Ben anlat nasıl yarın Sinan Bey. Sinan Bey. Sinan Bey. Kimin kızı nerededir vatanı? Beni anlat nazlı yarın Sinan Bey. Aldı Sinan Bey. Ah hele benim sevdiğimin 14 çağı. Taze domurcuktur gül budağı. Mehsut Bey'in kızı Hünkar Dağı'dır. Mahterim ehliyor yolumu köleyi. Yolumu köleyi. Yolumu köleyi. Benim sevdiğimin 14 çağıdır. Taze domurcuktur gül budağıdır. Mehsut Bey'in kızı Hünkar Dağı'dır. Mahberi bekliyor yolumu köle. Deyince köle öğrenmişti. Aldı bakalım köle ne diyor. Karakhan köleyem türlü renginle. Develerin başlık ve rehtenginle. Vermezseler kavgayla cengine. Eğer yetmez ise varın Sinan Bey, Sinan Bey. Sinan Bey, Sinan Bey. Sinan Bey.
Sinan Besna İyiyemem. Karahan çok tatlı söyledi. Ne dedi? Karahan köleyem türlü renginen, develeri başlık verek denginen, vermezseler kavgayla cenginen, eğer yetmezse varın Sinan Bey, aldı Sinan Bey. Ben Sinan'ım çok çekerim ahu dar, korkarım bu fele gider tarumar. Aşma bu sinemi nece derdim var. Sevdiğim behliyor yolumu köleyim, yolumu köleyim, köleyim. Oğul ele 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 ele. Ağlamana çayır ağlama ey, gündür geçer ağlama ey, bana bu kapıyı kapata ey, bir gün açar ağlama ey, gel, gel oğul gel. Evet, Bedir Bey bu sözleri söyleyince hemen Karahan gelip babası Kontaz Bey'e müjde verdi. Baba, gözün aydın olsun, senin oğlun Hünkar Bey'i Mesut Bey'in kızı Mahperi'nin aşıkıymış deyince büyük de yalan olmaz. Hemen alelacele hesap etti, kaç sene yanında kalmış, büyümüş, çalışmışsa hepsinin hesabını şöyle bir bohça etti parayı. Al yavrum, bu seni hem kölelikten azat ettim, hem de istediğin yerde bu seni adam eder verdiğim para. Hayır baba, paranı kasana koy, evrağını cebine koy, benim vaadim olsun ki ben Bedri Sinan'ı sevgilisine kavuşturmadan bu kapıdan çıkmam deyince, bunun sadakatini gören Kontaz Bey, yavrum ben de seni Bedri'ye asıl kardeş kaydettim deyip imzasını attı. Baktı ki öyle ya, böyle bir sadıkana kişiyi elden bırakmak doğru mu? Değil ya. Efendim, aradan birkaç gün geçti, Bedri Bey düşünüyordu ama Kontaz Bey de düşünüyor. Ulan gidersek ya kızı vermez de bizi de öldürürseler? Ne olur olsun dedi, evladım için artık her şeyi çekeceğim. 50-60 atlı alarak ailesi bendi perişandan yola düştüler, gitmekte olsunlar. Efendim birkaç gün kaldılar, nihayet kızı istediler. Allah'ın emrini teklif edince efendim Maksud Bey de Kontaz Bey'i çok severdi, hemen kızı nişanladı. Lakin o zaman da bir adet vardı. 3 sene kız babasının evinde nişanlı kalırdı ve nişanlısı da yani yanına gidip katiyen konuşamazdı. Aradan 2-3 gün de geçti. Bedri Bey baktı ki ne babam geliyor, ne gelen var, ne de bir haber. Ulan acaba benim babamı kestiler mi diyerek Karahan'ı alıp yani kardeşliğini bakalım Hünkar Dağı'nın yoluna çıktı. Yollar sis bürümüş dumandı. Burada ne diyor? Yolu sis bürümüş duman Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım.
Sen yarattın yazdım eylem kuluna, ümidim sendedir yuvan Allah. Allah'ım, Allah'ım. Yetişin eğlenler, gelin halıma, beni kavuşturun lebi bağlıma. Bağlamayın. İşim düştü muhannete zalime, ona sen veresin iman Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım. Yalvarırım pirime, sığınırayım adı bin bir birine. Gümbelü yayır alayım gider derine, bana ihsan eyle hemen Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Böyle ihsan eyle hemen Allah'ım deyip hem ağlıyordu ama ne baksın Hünkâr Dağı tarafından atlılar çıkmış tozu dumana katıp geliyorlar. Ulan acaba bunlar bizim atlılar babamgil, ama acaba gönülleri şad mı geliyor yoksa yüzleri eşki, kalpleri yaralı mı geliyor diyerek bakalım ki burada ne dedi bizim delikanlı, yani Bedri Bey. Karşıdan gelen atlılar, bilmem de mahtat oldu mu, beygıtında kıymetliler, gönlünüz rahat oldu mu? Kız gülli gülli gülizar, yar gülli gülli gülizar, yar eleğin oldu hezar, o yar bana mektup yazar. Ah bülbül güle zarıncıdır, gül kırmızı turuncudur, sevda Sinan'ı incidir, yar benimdir ya doldu mu, yar benimdir ya doldu mu, yar benimdir ya doldu mu. Kız gülli gülli gülizar, yar gülli gülli gülizar, yar ellerim oldu hezar. Duman koparmış düzlere, duman koparmış düzlere, toprağı katır tozlara, bilmem ki köle bizlere, bir yardım imdat oldu. Bilmem ki köle bizlere, bir yardım imdat oldu. Kız gülü 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 zar, bir yardım imdat oldu. Evet, Bedri Bey haber verildi, şad oldular, güldüler, söylediler. Nişan haberi gelmişti. Ama haberi kimden verelim?
Köroğlu kalasında Gürcistanlı kanlı Kasım'dan. Vay ne olsun ki, ben de onu seviyorum, ya Bedri Sinan'a olacak ya da bana olacak diyerek efendim aldı gecenin birinde 100 eşkıya haremisini alarak geldi Bedri Bey'in sevgilisi olan Mahperi'nin evini basıp yardı, Mahperi'yi bindirip atına kaçırıp götürmekte olsun. Ama götürmekte kolları bağlı olan Mahperi şafak atmıştı dağlar, kuşlar ötüyordu. Bakalım ki atın üzerinde ne diyordu eşkıyalar, Mahperi'yi kaçırıyordu.